Oy kullanma saatleri, tercih mührünü doğru kullanmak, haberleşme cihazlarını kullanmamak. Bunlar 16 Nisan başkanlık referandumunda halkın dikkat etmesi gereken önemli başlıklar. İşte bu başlıklara ilişkin halk oylamasına 3 gün kala Yüksek Seçim Kurulu yeni bir bilgilendirme daha yaptı. Bilgilendirmede oy kullanma saatlerine değer verildi. İşte haritada gördüğünüz kırmızı alanda, yani doğu illerinde oylar sabah 7 ile 16 arasında kullanılacak. Diğer kentlerde ise oy kullanma saatleri sabah 8'de başlayacak, akşam 17'de sona erecek. Yurttaşlar nerede oy kullanacağını da önceden belirlemeli. Seçmen bilgi kağıtları seçmenlerin ikamet adresine gönderilmişti. Eğer elinize kağıt ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesindeki seçmen sorgulama ekranından nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi cihazlara dikkat. Yüksek Seçim Kurulu görüntü kaydedici ya da haberleşme sağlayan cihazların oy verme yerine getirmesini yasakladı. Oy kullanırken tercih mührünü doğru vurmanızsa oldukça önemli. Hayır için kahverengi, evet için beyaz noktaya mührünüzü bastığınızda ve evet ya da hayır bölmesinden herhangi birinde birden fazla noktaya mührünüzü bastığınızda oyunuz yine de geçerli sayılacak. Ancak tercih mührünüzü hem evet hem hayır bölmesine bastığınızda ve evet ile hayırın tam ortasına bastığınızda da oyunuz geçersiz sayılacak. Yüksek Seçim Kurulu engelli seçmenlere ilişkin de bilgilendirme yaptı. Buna göre bir seçmen birden fazla engelli seçmene yardım edemeyecek. Sandık kurulu başkanı veya üyeleri engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremeyecek.